Arkadaşlar selamlar. Passat'la birlikteyiz. Abi alabileceğimiz arabalar çek. Alabileceğimiz arabalar çek. Arkadaşım hangi araba alınabiliyor ki artık bu fiyatlar, bu ÖTV oranları vesaireyle? Ama bugün sizin için farklı bir otomobil çekeceğim. Passat ama Variant modeliyle beraberiz. Variant olunca station wagonları sevin cümlesi şöyle şuraya direkt yazıyorum. Station wagonları niye sevin? Son dönemde aslında station wagonlar popüler olmaya başladı bence. Kendi düşüncem açısından söylüyorum. Kendi düşüncem olduğu için söylüyorum. Çünkü bu otomobille birinci köprüden geçebiliyorsun. Arkasını istediğin kadar eşya yiyip taşıyabiliyorsun. Böyle avantajları var. İşte 2 yılda bir muayeneye giriyor. Böyle avantajları var. Yani bagaj hacmi, böyle taşımacık, benim gibi taşımayı seviyorsan böyle bir otomobil senin için bence ideal bir otomobil. Passat Variant standart sedan karoserden hariç olarak iki donanımla geliyor. İki donanıma ek olarak da R-Line kostümünü alabiliyorsunuz. Kesinlikle zaten Passat aldığınız zaman R-Line kostümünü bence alın. Bu otomobil için çok şık detaylar oluyor. İşte tamponlar değişiyor. Burada R-Line logoları geliyor. Yan tarafta siyah jantlar ortaya çıkıyor ve gerçekten göze hoş gören bir tasarım ortaya çıkmış oluyor. Şimdi tasarımdan ziyade boyutlara baktığımız zaman abi işte sedan karoserden ne kadar uzun diyebilirsiniz ama uzun değil arkadaşlar. 2 mm kısa. Yükseklik olarak 33 mm daha yüksek sedan karosere göre. Abi nasıl olur? 2 mm evet Passat Variant sedana göre daha kısa kalıyor. Yine R-Line logolarına burada yer veriliyor. Bolca krom detaylara yer verilmiş. İşte tavanda da yine böyle kromu andıran detaylar var ve rengi bence çok güzel. Bu renk özellikle Passat'a çok yakışıyor. Zaten hani birkaç renk var. En sevdiğim birkaç renkten bir tanesi aslında bu Passat için. Tavan böyle arkaya doğru dümdüz uzanıyor. Bu da büyük geniş camların burada yer almasını sağlıyor. İçeride ferah bir atmosferin habercisi aslında bunlar. Arkaya doğru yine geliyoruz yavaş yavaş. İşte burada da stoplar bizi karşılıyor. Böyle içlerindeki grafikler değiştirilmiş. Bence güzel. Yine R-Line donanımla birlikte gördüğünüz gibi tamponlarımız var böyle. Hemen 4 çıkış mı abi dediğiniz duyar gibiyim. Hayır değil, maalesef değil. Hani bu sadece bir görsel. Yine markaların birçoğunda yavaş yavaş görmeye alışık olduğumuz büyük model logoları buraya konumlandırmış. Buradan bagajı gördüğünüz gibi amblemden açabiliyorsunuz. İsterseniz ayakla da açabiliyorsunuz. İçeriden de açabiliyorsunuz. Burada güzel bir şık bir detay var. Buradaki bu pandizot kapalı olduğu konumda bagajı açtığınız zaman böyle hafifçe geriye doğru çekiliyor. Bu güzel bir detay olmuş. İşte yerdeki raylar var. Buralara bir şey bağlamak istediğiniz zaman, ufak tefek eşyalarınızı bağlamak istediğiniz zaman buraların kopçaları var. Bu kopçalar buraya geliyor. Şu yanda böyle eşyalarınızı koyabileceğiniz alanlar var. Koltuğunuzu şu yandaki tuşla kolayca yatırabiliyorsunuz. Ve burada bir alan var. Yani şu an buranın 568 litre olduğunu size belirtmeliyim. Normal standart versiyona göre, normal sedan versiyona göre bayağı büyük bir alan. Zaten altını da kullandığınız zaman ve şuradaki alanı da kullandığınız zaman bayağı bayağı geniş bir alana erişmiş durumda oluyorsunuz arkadaşlar. Bagaj böyleydi. Gelin bir de arkaya sıyabiliyor muyum? Ona bir bakalım. Sedandan 2 milim kısa ama arkadaki diz mesafesi bayağı iyi arkadaşlar. Baş mesafesi zaten söylememe gerek yok. Cam tavan olsaydı bence bu otomobilde daha güzel olurdu. Özellikle arka taraftaki ferahlık amaçlı. Burada bir tane kolçağımız var. İki tane bardaklığımız var. Güzelce kapanıyor. Arka tarafa buradan geçemiyoruz. Böyle bir opsiyon yok. Havalandırmalar var. Ve sıcaklığınızı, arka tarafın sıcaklığını buradan istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bir tane böyle Type-C girişimiz var. Çakmaklık girişimiz var. Ben bu otomobilde biraz böyle şu şaft tünelinin biraz yukarıda olduğunu gördüm. Hatta sizin için şöyle 3. sıraya geçeceğim. Evet. Fena değil. Baş mesafesi gene var. Ama böyle yana doğru, iki yana ayrılmış şekilde ayaklarımın burada oturmasını istemezdim açıkçası. Burası bence her zamanki gibi tabii ki daha rahat. Koltuklar alkantara, ortaları alkantara yapılmış. Yanları da deri koltuk olarak konumlandırmış. Arka kapı cepleri baya baya geniş. Hani çok böyle bir şey beklemezsiniz özellikle bu tarz otomobilin arka taraflarından. Ama tabii ki yine dediğim gibi kapı işleri baya baya iyi tutulmuş. Malzeme kalitesi, yukarıda yumuşak malzemeler var. Kapı işlerinde deri detaylar var. Kollarda yumuşak malzemeler var. Yani arkaya doğru geçildiğinde arka taraf böyle atıl konulmamış. Baya baya kalite anlamında bu otomobilde çalışılmış durumda. Hatta benim
hoşuma giden detaylardan bir tanesi bu. Böyle varyant modellerde işte arka camların buğulanması gibi detaylar olabiliyor. Yan camlar buğulanabiliyor ama bakarsanız arka tarafta gördüğünüz gibi cam ısıtmalarını görebilirsiniz. Burada çizgi çizgi cam rezistanslarına yer verilmiş durumda. Bu da güzel bir detay olmuş. Arka camlar zaten büyüktü. En arka camları da büyük tutmuşlar ve işlevsel tutmuşlar. Bu sebepten dolayı bayağı burada ferahsınız. Hadi şimdi bir de öne bakalım. Şimdi böyle gözlerinizi kapatırsanız, deseler ki size bir Volkswagen'in içerisindesiniz, hemen tarif edeyim. Önde böyle dijital gösterge paneli var. İşte direksiyon. Aynı şekilde şurada kediden hatırladığımız böyle klima kumandaları var. Şurada 9.9 inç büyüklüğünde büyük ekran var. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Yani evet, maalesef hani birçok otomobil markasında olduğu gibi hani bu iç mekan kokpit birebir benzer oluyor. İşte sedan karoserde mesela benzer. İşte ne bileyim yeni Polo'daki direksiyon, işte gösterge paneli yine yeni Polo'daki gibi. Ama bunlar hani bu otomobili kötü kılan detaylar değil. Ya özgünlük konusunda evet biraz soru işareti yaratabilir ama kalite anlamında bu otomobilin üstün olduğunu söylemem gerekiyor. Mesela işte makyajla birlikte sevmediğim detaylardan bir tanesi burada Passat yazısı geldi. Keşke eski o saat yerinde dursaydı, bence çok güzel olurdu. Kaliteli malzemeler kullanılmış, yumuşak malzemeler kullanılmış. Hatta aşağılara doğru geldiğinizde de yumuşak malzemelere yer veriyor. Kapı içlerinde de aynı şekilde. Yine deri detaylar burada kullanılmış. İşte R-Line alırsanız mesela altı düz direksiyon geliyor. İşte önünüzdeki ekran dijital gösterge paneline sahip. Ve buradan birçok böyle mod var. O modu kullanarak böyle göstergenin farklı farklı opsiyonlarını kullanabiliyorsunuz. Ben en çok şuna bayıldım. 3 boyutlu bir kamera sistemine sahipsiniz. İşte mesela sağdan bakabiliyorsunuz. Böyle çevirdiğiniz zaman farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Üstten bakabiliyorsunuz. İşte yandan bakabiliyorsunuz. Yani bir yerden çıkmak istediğiniz zaman çok dikey bir park yaptınız mesela. Yanınızda sağınızda solunuzda çok yüksek araçlar var. Bu opsiyon sayesinde rahatça çıkabiliyorsunuz. İşte eşya gözleri konusunda gerçekten çalışılmış. Belki vites önü biraz küçük kalmış ama burası kablosuz şarj opsiyonu sunuyor. Geride standart 2 bardaklığımız var. Ve ben yeni gördüğünüz gibi anahtara bayıldım. Gerçekten güzel. Anahtar oldukça iyi. İşte kolçakta yeteri kadar bir alan var. Kolçağın gördüğünüz gibi bu alanı kullanabiliyorsunuz. Type-C girişi var. Kolçağın şöyle güzel opsiyonları var. Mesela yukarı kaldırıp ileri, biraz daha yukarı, biraz daha yukarı yapabiliyorsunuz. Böyle birçok farklı opsiyonu var. Bu güzel bir detay. Ve yine arkadaki gibi ön tarafta da yan destekleri iyi ayarlanmış. Ortası alt kantara, yanları deri detaylar kullanılmış. Koltuklara rastlıyorsunuz. Bunlar da güzel detaylar olmuş. Ama R-Line donanım olduğu için şuralarda bir siyah beklerdi insan. Hani cam tavanımız yok. Bari en azından hani komple siyah olsaydı bence güzel olurdu. Kapı içleri yine arka taraf gibi ön tarafta geniş. İşte burada bir tane de mesela torpidoya yer verilmiş. Yeterli mi? Yeterli. Yukarıda eğer bir donanım alırsanız altılı CD changer opsiyonu geliyor. Soğutmalı torpida. Böyle güzel detayları var arkadaşlar. İç tarafta böyleydi. Böyle Passat sedanla baya baya benzerler. Gelin bir de sürüşüne bakalım. Sürüşü nasıl? Hep birlikte görelim. Passat varyantın sürüşüne geçtiğinizde ilk etapta böyle acaba biraz daha sedan karosere göre daha mı sert acaba diye dediğinizi duyar gibiyim ama sürüşler çok yakın aslında. Süspansiyon sertliği de sedan karoser kadar pamuk ama sonuç olarak bu bir varyant olduğu için ve ince yanaklı lastiklere sahip olduğunuz için bu sebepten dolayı biraz daha sert olduğunu hissedebiliyorsunuz. Bu çok rahatsız edici bir durum değil. Özellikle aracın dinamikleri için bence çok çok daha iyi bir konumda olmasını sağlıyor. Yalıtım sedan karoserle birebir aynı. Yani iyi durumda. Baya baya iyi durumda. Sadece üst devirlerde biraz böyle benzinli motorun sesini biraz fazla duyuyorsunuz. Peki bu ufak farklı sertlik. Yani işte karoser biraz uzun olunca önden kaymalar otomatik olarak başlıyor.
Özellikle çok zorladığınız zaman işte önden kaymalar başlıyor. O da karoserin uzunluğundan kaynaklı oluyor. Ama 4 çeker opsiyonu aldığınız zaman ki sedan karoserde var, bu karoserde de size sunuluyor. İşte o zaman işler baya baya değişiyor. Baya eğlenceli bir yapıya kavuşuyorsunuz. Peki hangi motorla geliyor? Tabii ki bildiğimiz benzinli motorlarda en meşhur olan 1.5 TSI 150 beygir 250 Nm tork değerine sahip bir motorla geliyor. Peki 0-100'ü ne kadar? 8.9 saniye. Bu karosere göre düşündüğünüz zaman iyi konumda. Çünkü 1.5 TSI makine performans konusunda biraz böyle güçsüz hissettirebiliyor. Ama yani sonuç olarak bu varyant karoseri düşündüğünüz zaman size iyi bir avantaj sağlıyor. İşte sedan karosere göre ne kadar farkınız var biliyor musunuz 0-100 hızlanma sayesinde? 0.2 saniye farkınız var. Bu sebepten dolayı o 0.2 saniye bence göz ardı edilebilir bir değer diye düşünüyorum. Hani bu kadar böyle iddialı bir şey değil sonuç olarak. Fark değil sonuç olarak. Ama ya baya baya güzel ya. Baya baya güzel tutuyor. Peki tüketim ne durumda derseniz eğer fabrika verilerine göre 5.3 litrelik tüketim değerine imza atabiliyorsunuz. Sedan karosere göre sadece 0.2 litre daha fazla yakıyorsunuz. Ama hissiyat konusunda çok iyi ya gerçekten. Özellikle ben station wagon model severim. Sürüşüne gerçekten hayranım özellikle station wagon karoserli araçların. Burada da aynı şekilde baya baya iyi işler çıkarıyor. Hani böyle şey bekliyorsunuz. Ya acaba yol tutmayacak mı? İşte farklı tepkiler mi verecek? Ya bence böyle bir tepki yok. Tabii ki biraz önden kaymalar var. Bunu kimse göz ardı edemez ama baya baya eğlenceli. Bir de eğlenmeniz için size alan da bırakıyor ESP. Anında devreye girmiyor. Bence baya güzel yani eğlenebiliyorsunuz virajlarda özellikle. Ama şunu söylemem gerekiyor. 2.0 dizel makine olsaydı bu arabada işte o zaman 4Motion'un da etkisiyle birlikte daha eğlenceli bir sürüş yaşayabilirdim. Evet evet. Kesinlikle bu arabanın hakkı 2 litre dizel makine. Yani 4Motion'la birlikte gerçekten güzel işler çıkarır diye düşünüyorum. Peki abi ne yaktın derseniz eğer benim gibi böyle gazlarsanız yani 10 litreleri, 11 litreleri yakmanız çok çok normal ama sakin kullanırsanız işte ve ayağınızı kontrol ederseniz işte o dönümde 7 litrelerde, 8 litrelerde bu otomobille yakmak bence imkansız değil. Ben biraz daha sakin kullandığım zamanlarda bu tüketim verilerine rahat rahat ulaşabiliyorum. Şimdi dedim ya biraz daha böyle salınır gibi yapıyor ama eğlencesi bir başka. Önden biraz kaymalar yaşatabiliyor. Evet. Ama ESP'nin tepkileri gerçekten güzel. Hani özellikle böyle çok fazla işinize karışmıyor. Eğlenmenizi de sağlıyor. Eğlenmenize zaman bırakıyor. Sanki böyle işte gaz pedalının tepkilerini çekiyor ama kaymaya devam ediyorsunuz hala. Daha çok böyle sert darbelerle karşı karşıya kalmıyorsunuz. 7 ileri DSG şanzımanla geliyor. Şanzımanın sport modu var. Sürüş modları yok. Ama 2 litre dizel alırsanız sürüş modlarına erişebiliyorsunuz. Şimdi farklı farklı böyle güvenlik opsiyonları var. Göze hoş gelen güvenlik opsiyonları var. İşte bunlardan bir tanesi nedir mesela? İşte şeritte tutma asistanı, adaptif hız sabitleyici, işte ikinci çalışma preni. Bunlar güzel özellikler, güzel detaylar. İşte 3D park kamerası da bu güzellikler arasında. Bence oldukça güzel bir ayrıntı. Bu otomobil için işte oto olduğunuz var, elektronik park freniniz var, böyle güzel donanımlara sahipsiniz, böyle güzel güvenlik donanımlarına sahipsiniz. Bence bunlar oldukça iyi. Sizin için son defa şurada virajda biraz daha tadına bakmak istiyorum, tepkilerine. Yani arkası aslında sizden önce gitmeye çalışmıyor. Çok böyle suyunu çıkartırsanız evet. Sizden önce gitmeye çalışıyor. Böyle böyle tepkileri var size. Yani Passat varyantı sedana göre kullandığımı düşündüğüm zaman bence baya baya ama 2 litre 4Motion'la alırsanız bu aracı gerçekten işte o zaman işler değişiyor tutunma anlamında da işte birçok farklı opsiyonda da
işler sizin için bence daha güzel bir konuma gelebiliyor. Peki şimdi biraz da aslında donanımsal özelliklerden bahsetmek istiyorum. Yani işte hangi donanımlar var, neyle geliyor, ne opsiyon, ne standart, onlar gibi ufak tefek donanımları da şurada bir durarak anlatmak istiyorum size. Şimdi mesela dedim ya, dışarıda da anlatmıştım. Station Wagon Karoser sadece iki donanımla geliyor. İki donanımla geldiği için bazı opsiyonlar en üst pakete saklanmış. Yani birçok farklı klişe opsiyonlar en üst pakete saklanmış. İşte bunlardan mesela nedir? Krom egzoz uçları, işte katlanabilir aynalar, işte LED matrix farlar, özellikle IQ LED farlar en üst pakette geliyor. İşte 9.2 inçlik büyük ekran en üst pakette geliyor. İşte bunun dışında 14 yana ayarlı hafızalı ergo koltuklar en üst pakette geliyor. İşte adaptif şasi kontrol ve sürüş sistemleri de dediğim gibi 2 litre 240 beygir 4Motion alırsanız orada standart olarak geliyor. Dijital gösterge paneli yine en üst pakette geliyor. Böyle böyle ufak tefek opsiyonları var. Şimdi abi fiyat da söyle dediğinizi duyar gibiyim ama fiyat söylemeyeceğim. Fiyatı güncel rakamlarıyla yazacağım. Çünkü ÖTV oranları çok fazla değişiyor. İşte markalar sürekli fiyat listelerini güncelliyor. Bu otomobili anlatana kadar belki fiyatı değişmiştir. Onun da güncel halini şu alt tarafa yazarım. Varsa Passat varyantla ilgili anlatmadığım detay arkadaşlar, lütfen onları da bize anlatın. Sorduğunuz sorular olabilir, kafanıza takılan sorular olabilir. Onları da mutlaka alt tarafa yazın. Oradan size cevap veriyor olurum. Bir başka teste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.